Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Hasan Hocanız. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Biliyorsunuz ki Milli Eğitim Bakanlığı açıklamalarda bulundu. Hangi okullar, yani kaçıncı sınıflar eğitim öğretime 21 Eylül'de başlayacak, onunla ilgili tabii ki bir açıklama yaptı. Ben elimden geldiğince bu şekilde sizleri hemen bilgilendirmeye çalışıyorum. Tabii sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım Milli Eğitim Bakanımız neler söylemiş. Öncelikle 21 Eylül 2020 Pazartesi günü aşamalı ve seyreltilmiş olarak başlayacak olan okullarda yüz yüze eğitim öğretime ilişkin yazılı açıklaması. Milli Eğitim Bakanımızın, tamam mı? Bakın ne demiş? Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor. Bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz demiş. Tamam. Avrupa ülkelerinin tamamına yakın okullar tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Evet, Almanya, işte Amerika, İtalya, onlara bakacağız. Hepsine bakacağız zaten. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu haberden sonra bir bakalım ne yapmış, Avrupa ne yapmış, nasıl eğitime başlamış, ne zaman eğitime başlamış, biraz da ondan bahsedelim. Şimdi ancak biz ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız. Ya arkadaşlar, yani maalesef, yani ülkemiz olarak şunu söylüyorum. Bizler birçok şeyi dikkate almıyoruz. Yani önemsemiyoruz. Yani ne olacak? Ne edecek? Ya bu da aslında süreci çok fazla uzattı. Biraz daha önlem alsaydık ya, şu maskeleri tak dendiğinde maskeleri taksaydık belki de bu şekilde olmayacaktık. Açılacaktı okullar. Buna göre 21 Eylül olarak belirlediğimiz, bakın burası önemli. Tamam mı? Başlangıç tarihinde yüz yüze eğitim öğretim sadece hali hazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. 21 Eylül'de bu şekilde başlanacak. Yani 9. sınıflar maalesef arkadaşlar size yüz yüze eğitim görünmüyor. 8. sınıfların bazıları kurslar açıldı. Onlar kurslarına gidiyor. Görüyorlar ama 9'lar uzaktan eğitimden biraz sıkılmış durumdalar ve çok da verim alamıyorlar. Evet, ilkokul 1. sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında bir gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül'den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim öğretim başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz. Yani 21 Eylül'den itibaren geçecek 3 haftanın sonunda. Yani 1. sınıflar başlayacak, bakacaklar. 1. sınıflarda sıkıntı oluyor mu olmuyor mu duruma bakacaklar. 3 hafta deneyecekler. Ondan sonra da diğer, yani biraz uzayacak arkadaşlar kısım. Yani zaten biz en baştan beri diyorduk. Bu dönemi unutacağız. Okullar büyük ihtimalle açılmayacak diyorduk. Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenci yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır. Yani uzaktan eğitim alsan da devamsız zaten sayılmıyor. O da sıkıntı yok. Tamam. Tavsiye kararları doğrultusunda sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplar ayırarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkanları bir arada kullanılarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma okul servislerine de aynı oranda yansıyacak. Şimdi bu şekilde bir açıklama var. Şurasını merak ediyorum. Uzaktan eğitimle ilgili olarak EBA televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenciyle öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkanı sağlıyoruz. Birinci sınıf öğrencilerimiz uzaktan eğitimi sevdirebilmek için oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık. Evet, yani bu şekilde deniliyor ama bize şikayetler çok geliyor. Ya hocam işte online derse başlıyoruz, ne bileyim öğretmen yok, başlamıyoruz. Biri işte edebiyat öğretmeni ama İngilizce uzaktan eğitimi vermiş. Şov yapıyorlar herhalde. Evet, olabilir arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacaktır. Yani istisnalar olacaktır. O yüzden biraz daha böyle dikkat edeceğiz. Biraz daha sabredeceğiz. İnşallah daha güzel günler görecek. Ve EBA TV bence şu anlık çok iyi bir sistem. Yani istediğin zaman öğretmenin oluyor, oturuyor ve canlı yayın açabiliyor. Sen o şekilde bağlanabiliyorsun. Bence güzel bir sistem ama yani 9. sınıflar biraz böyle buruklar, ya gideyim okulda işte yüz yüze öğretmenlerimle tanışayım falan diye istiyorlardı. Ama biraz daha bu iş uzayacak. Şimdi gelelim arkadaşlar şuna bakalım. Yani bizler, ya tamam bu şekilde olduk ama Avrupa'da durum ne arkadaşlar? Bir Avrupa'ya bakalım mı? Şimdi şöyle İtalya, şuradan bir başlayalım arkadaşlar. Almanya'dan başlayalım. Bakın Almanya Ağustos ayı başından itibaren tam zamanlı olarak okullara dönüş başlatılmış.
Korona tespit edildiğinde önlem amaçlı olarak sadece o okul kapatıldı. Ders esnasında maske zorunlu tutulmadı. Okulların sınıf dışındaki mekanlarında maske takmaları zorunlu tutuldu. Yani Almanya'yı biliyorsunuz ki en iyi şekilde, yani gerçekten de çok iyi. Ya adamlar işi biliyor. Amerika eyaletlere göre hiç kapanmayan okullar var. Bazı eyaletler virüs nedeniyle Ocak ayına kadar kapalı kalacaklarını ilan etmeye başladılar. Bazı eyaletler ise Ağustos ayında okulları yeniden açtılar ve virüs tespit edildiğinde karantina önlemleri alıyorlar. Şimdi online eğitimin süreleri sınıflara ve kademelere göre farklılık gösteriyor. Bu şekilde bir farklılık var arkadaşlar. Üniversitelerde online eğitime geçilmiş. Tamamen online eğitim görülüyormuş üniversitelerde. Tamam. Bakalım diğer ülkelere. İtalya 14 Eylül tarihinde çoğu bölgelerde eğitime başlanacağı bildirmiş. Giriş saatleri kademelere göre farklı olacak. Tekli sıralar siparişi verildi. Maske okul içinde tam zamanlı zorunlu tutulacak. Yemekte ve beden eğitimi derslerinde maske çıkarılabilecek. Kalabalık okullarda uzaktan eğitim ve yerinde öğretim modeli uygulanacak. Toplu taşıma teşvik edilecek. Virüs bulaşması halinde okulun durumuna baş öğretmenler ve sağlık yetkililere karar verecek. Yani bu şekilde adamlar önlemini almış. İtalya bir de, yani İtalya. Yani. Fransa okullar 1 Eylül'de açıldı ve 1 Eylül'de açılmış Fransa'da 13 milyon öğrenci eğitime başlamış. İlk ve orta dereceli okullarda maske zorunlu kılındı. Anaokullarında sınıf içinde sosyal mesafeye gerek olmadığı bildirildi. 11 yaş üzeri çocukların her zaman maskeli dolaşmaları istendi. Sınıfların düzenli havalandırılması ve dezenfekte edilmesi zorunlu kılındı. Yani bu şekilde ülkeler açmış. Yani bazı ülkeler bu şekilde arkadaşlar eğitimlere devam ediyorlar. Edecekler de mi? Bence edecekler tabii ki. Ama bu biraz da şeye bağlı değil mi? Yani duruma göre değişiklik gösterebilir. Baktın bir pik gösterdi, yani bir tavan yaptı. Adamlar kapatır mı? Tabii ki kapatır. Şimdi İspanya'da ilk ve orta dereceli okullar Eylül ayının ilk 3 haftasında kademeli olarak eğitim öğretimi başlayacak. Bak İspanya'da arkadaşlar. 6 yaş ve üstünde maske zorunluluğu getirildi. Günde en az 5 defa el yıkama zorunluluğu hale getirildi. Her gün sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa ateş ölçtürülecek. Sınıflar sürekli açık ya da havalandırılıyor olacak. Yani bu şekilde mesafe falan. İngiltere'de okullar 1 Haziran'dan itibaren bazı yaş gruplarından başlanarak açılmaya başlandı. İngiltere'de de okullar arkadaşlar bu şekilde başlanmış duruluyor. Rusya'da 1 Eylül itibariyle tüm okullar açılmış Rusya'da. Bütün okullar Rusya'da açılmış. Ders saatleri ve aralar öğrencilerin yoğunlaşmaması için yeniden düzenlenmiş. Gün içerisinde ateş ölçümleri yapılmış. Bu şekilde yani önlemleri alınarak açılabiliyor mu? Açılmış bazı okullar. Bakalım bizler neler yapacağız? Şimdi Çin Mart-Nisan aylarında, zaten Çin'de hiç vaka kalmadı ki, adamlar dünyaya saldı, bıraktı, ortalığa çekildi. Hiç sıkıntı yok adamlarda. 1 Eylül'den de okullar açılmış. Yani bu şekilde bir sistem yürüyor arkadaşlar. Yani bizler de tabii ki önlemleri almak zorundayız. Bakın biz kendi kendimizi yakıyoruz arkadaşlar maalesef. Yani diyoruz ki maske takın. Yok abi, maske takmak yok. Bu da ne oluyor? Vakalarına bakın arkadaşlar, vakalar inşallah yani en kısa zamanda biraz daha düşer ümidiyle, yani öyle düşünüyoruz ama maalesef öyle olmayacak gibi duruyor. Çünkü hala düğün yapanlar var ya, adamlar yasaklamış, bilmiyorum, düğün yapıyorlar yani. Sıkıntı, bilmiyorum niye böyle davranıyorlar. Hayırlısı bu şekilde olmuş arkadaşlar. Hayırlı olsun bakalım. 21 Eylül'de birinci sınıflar bir başlasın, bakalım neler olacak, neler bitecek. Ben her zaman yanınızdayım ha, sıkıntı yok. Beraber oturacağız, ders çalışacağız, pomodorolar kuracağız. Ben onların planlarını yapıyorum. İşte konulara çalışacağız, konu çalışacağız. Her şeyi beraber yapacağız. Çok güzel etkinlikler yapacağız. Yani güzel şeyler yapacağız. Güzel, eğlenceli geçeceğiz. Hem de öğreneceğiz arkadaşlar. Hiç sıkıntı yapmayın. Ben hepsini planlıyorum. Hepsini. Hiç sıkıntı yapmayın. Kendinize şimdilik iyi bakın. Tabii ki abone değilsen kanalıma abone olursan güzel olur. Tabii videoyu beğenirsen de çıkmadan çok çok güzel olur. Kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşürüz.